Merhaba sevgili izleyiciler. Yeni bir reklam arkasıyla sizlerle birlikteyiz. Senenin son iki programına giriyoruz. Bugün bir anıyla başlayacağız. 2015 maalesef önemli bir sanatçımız Sezai Aydın 2015'te reklam arkasına konuk olmuştu. Onu böyle bir şekilde analım istedik. Evet, Sezai Aydın'ı anıyoruz. Mesela dedin ya, görme engelli bir sinema severler geldi ve seninle bir diyalog yaşamışlar. Yani tiyatroya bir matine suare arasındaydı. Suareyi beklerken ziyaretçim var dediler. Matineyi seyretmiş. Üç ama genç. Onlar geldi. İşte sesle takip etmişler oyunu, benim oradaki sahnelerimi. Dediler ki seslendirmede biz sizlerin sesini duyduğumuz zaman kafamızda görmediğimiz için o oyuncuyu şekillendiriyoruz. Ne kadar önemli. Ona bir yüz veriyoruz dedi. Ve ondan sonraki filmleri, onun oynadığı filmleri o yüzle takip ediyoruz. Fakat dedi mesela Rocky, Sylvester Stallone, Al Pacino. Ama dedi bir başkası konuşuyor bir başka filmde. Olmuyor. O yüz darmadağın oluyor. Evet, Cosby ailesinin Cosby'si, Fred Çakmaktaş, bunlar çok önemli seslendirme yaptığı sanatçılardı. Tüm sevenlerine bir daha buradan başsağlığı diliyoruz. Diğer bir bir kayıp haberimiz var. Beşiktaş Divan Kurulu üyesi ve bizim dönemdeki reklam dünyamızın da sevilen bir ismiydi Cihangir Altan. Buradan onun da tüm sevenlerine ve tüm meslektaşlara başsağlığı diliyoruz. Efendim üçüncü haberimiz Dünya İhracatçılar Meclisi tarafından düzenlenen Design Week'ti. Bu senenin konusu İstanbul dünyanın tasarım merkezi olacak başlıklı bir panel ve konferanslar yapıldı. Burada da küresel tasarım sıralamasında ilk beşte olmayı hedefliyoruz. Dördüncü haberim sevindirici ve her zaman yüzümüzü güldüren kadınlarımız. Vakıfbank dördüncü kez dünya şampiyonu oldu. Tüm Vakıfbank'ta oyuncuları, yöneticileri buradan bir kez daha kutluyoruz. Onlar bizim en önemli varlıklarımız diyelim. Son haberim ise İstanbul 13. Edebiyat Festival Fuarı Sezai Karakoç adına anma olarak yapıldı. 20 Aralık tarihinde AKM'de başladı. Bu hafta sonuna kadar da devam edecek. Meraklıları burada bekleriz. Efendim günümüzün konusu ise tasarruf finansmanı aslında. Onu konuşacağız. Bir evim marka yöneticisi ve kurumsal iletişim direktörü Tülin Karaman. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Çiçeği burnunda ajansımız Zozo İstanbul'un ajans başkanı Ozan Yurtsever. Sen de hoş geldin. Hoş bulduk. Günümüzde valla yani tasarruf en önemli şeylerin başında geliyor. Hele yaşadığımız pandemi süreciyle falan bakacak olursak neler yaptınız, nasıl bir sistem bu, işte iletişimi nasıl yapıyorsunuz, bütün bunları bence ayrıntılı konuşalım. Söz sizde. Biz Ozan'la bütün program sizi dinleyeceğiz. Planımız bu. Korkutmayayım. Çin'den başlamayacağım. Milattan önce 200'de başlamış bir finansman modeli bu diye ama söylemiş bulundum Ozan Bey gördüğünüz gibi. Şimdi pandemiyle başladınız. Ben tasarruf finansman... Nasıl başlamayayım ya? Hayatımızı değiştirdi. Pandemiyle yani. Başladık. Pandemi bitmedi tabii haliyle. Benim bir evimdeki görev almamın başında da böyle bir hani pandemiyle eşlenik bir durumu var maalesef. 24 senedir reklamcılık evet, ve iletişim sektörünün içerisindeyim. Evet tamam geldim yine yeni bir sektör. Geleceğim kurumu anlayacağım, ihtiyaçlarını anlayacağım diye oturduğumun birinci ayının sonunda bir sabah uyandık hayatımızda pandemi diye bir gerçek evet. Var. Bütün bildiklerimi unutmak zorundaydım. Çünkü hiçbirimizin bilmediği hem hayatta nasıl kalacağız, bundan sonra nasıl devam edeceğiz, iletişimi nasıl yapacağız. Kendi içinde bir hepimizin dünya ölçeğinde yaşadığı bir kriz var. Bu krizin içerisinde hani kendimi bir kenara koydum. En nihayetinde insan olarak varlığımızı sürdüreceğiz ama marka adına ne yapmam gerekir gibi büyük bir soru işaretinin ortasında başladım Allah'tan aslında. Reklamcısın. Allah'tan reklamcıyım. Çok çabuk her konuya
ve her duruma adapte olabiliyorum. Hani o deneyimin burada bir muhakkak ki katkısı oldu. Tasarruf finansman sektörü de aslında yepyeni bir başlangıcın çok yolunun başında. Yani bir süredir icra edile gelen bir yöntem, bir sektör ve fakat geçen sene Şubat ayı itibariyle bir lisanslama süreci, BDDK'nın kontrolünde bir lisanslama sürecine başladık. Biz içinde bulunduğumuz 6 şirket dahil olmak üzere bundan böyle, tam da sürecin sonundayız zaten, işte Ocak başı gibi lisanslarımızı alıyor olacağız ve lisanslı bir finansal şirket olarak da hayatımıza devam ediyor olacağız. Tasarruf finansman sektörü ne yapıyor? Bizler bir evim olarak ne yapıyoruz? Biraz oradan bahsetme ihtiyacı var. Bir iletişimci olarak benim için aslında güzel bir örnek. Çünkü mevcut bir algı var, bir bilinirlik var ve fakat bugüne kadar eriştiği bir kitle var. Bu kitlenin çok daha geniş bir platforma taşınabilmesi için de yeniden tasarlamak gerekiyor idi. Tasarruf finansmanı nasıl bir iş modeli ondan bahsediyor olayım ben. Bir finansal organizasyon şirketi bir evim öncelikli olarak. Biz aslında hepimizin hem geleneklerimizde var hem de bireysel olarak aslında tasarruf ediyoruz. Ya işte altın biriktiriyoruz ya döviz kenara koyuyoruz. Muhakkak ya da işte çok hani kaba tabiriyle kefen parası dediğimiz bir para bile kenarda muhakkak tutarsınız. Neden? Dar zaman için, bir ihtiyaç için muhakkak para biriktirilir. Biz ne yapıyoruz? Aslında insanların bireysel olarak yaptıkları bu tasarrufları kurumsal bir çatı altında, bireysel olarak yapamadıkları sürdürülebilirlikte, kurumsal çatı altında sürdürülebilir bir modelin içerisine alıyoruz. İnsanlar bir araya geliyorlar, biz burada üçümüz. Daha o zaman, bu işi daha butik yapıyorsunuz diyebilir miyiz? Ya şöyle, aslında kurumsal yapıyoruz. Bireysel tasarruf değil, tamam, kurumsal tasarruf. Ama yani şimdi adam, atıyorum yani, bir tasarruf yapacaksa işte gider bir bankayla konuşabilir veya işte bir brokerla konuşabilir veya başka bir şekilde kendine göre. Yani siz aslında bu olayda daha butik davranıyorsunuz derken kişiye özel daha kişiye özel aynen davranıyorsunuz öyle demek aynen istedim. Aynen öyle. Benim burada tabii temelde belirtmem gereken şey şu ki bizim temel ihtiyaçlarımızdan birisi ev, birisi araç edinmek. Kanunun bize tanıdığı alanla birlikte iş yeri de buna dahil. Bunlar hem zor edinim açısından hem de bugüne kadarki mevcut finansal araçlarla daha büyük yükler aldığınız, borçlandığınız yöntemlerle ulaşabileceğiniz temel edinimler. Tasarruf finansı olarak da biz aslında ev ve araç hedefi olan kişilerin, bireylerin tasarruf planlamasını yapıyoruz onlar adına. Sonuçta finansal okuryazarlık hepimizde belli düzeylerde değil. Evet, bir miktar tasarruf ediyoruz ama bu paranın zaman karşısındaki değer kaybı, onu nerede değerlendirebileceğimiz, bir hedefe yönelik tasarruf etmek gibi konularda... Bir astrolog, bir falcı, bunlar gerekli konular. Biz astrolog ve falcı olmasak da bir finansal uzman olarak tasarruf sahiplerimizin bütün bu sürecine yolculuk ediyoruz. Onlar adına sürdürülebilir bir tasarrufun nasıl mümkün olduğunu planlıyoruz onlarla birlikte ve bunlar tamamen onun tasarruf edebilme kabiliyetine, mevcut birikimlerine ve de hedeflediği ev ya da araç için ne kadar bir finansmana ihtiyacı varsa yolun sonunu orası belirliyor. Ama oraya erişmek için de mevcut kaynaklarını doğru kullanmasını sağlıyoruz. Bunu organize eden bir finansal organizasyon işi, tasarruf finansmanı. Peki, şimdi hani Ozan'a da bir pas atmamız gerekir bu arada. Benden söz kalırsa. Evet. Neyi vurgulamak istediniz? Yani Ozanlara gittiğinizde biz ne yapmak istiyoruz diye başvurdunuz. Şöyle, bir kere tasarruf finansmanı bilinmiyor. Biz bu kampanyadan hemen önce, bugün konu olan kampanyamızdan hemen önce hem sektörün hem markanın bilinirliği adına bir araştırma yaptık. Ve ev ya da araç edinimine ihtiyaç duyan kitlede %91'i tasarruf finansman sektörüyle henüz tanışmamış. Bu çok büyük bir fırsat alanı bizim için. Bunun nereden kaynaklı olabileceğine dair tabii ki yaptığımız bir sürü çalışma var. Takribi 2 yıldır biz buna hazırlık yapıyoruz. Ozan Beylerden talebimiz de şu oldu. Tasarruf finansmanı bilinmiyor. Yaptığımız iş modelinin nasıl bir fayda ürettiği ve nasıl bir iş olduğunu anlatamamışız bugüne kadar. Biz bunu en basit, en yalın haliyle tasarruf sahibinin ya da bir ev araç hedefleyen kişinin anlayabileceği sadelikte ve en çarpıcı şekilde nasıl anlatalım. Nasıl anlatırız? Size. Aynen öyle. Ürünümüzü anlatmak istedik. Tasarruf finansı ne menen bir şey. Aslında özünde briefim bu vardı.
Ama tabii ki altında muhakkak güven tesis etmek, sonuçta finansal bir iş icra ediyoruz. Güven tesis etmek, bugüne kadar yanlış bildiklerinin doğrusunu anlatabiliyor olmak, bu tabii bir yolun başı. Bir kere bir tek kampanyayla bunu yapmak malum olduğu üzere mümkün değil ama iyi bir yola çıktık. Sağ olsun Ozan Beyler burada çok güzel bir pas aldılar. Ve güzel bir kampanya, başarılı bir kampanya süreci için bize güzel bir kampanya hazırladılar. Evet. Artık sıra pası aldım. Buyurun Ozan Bey. Şimdi aslında bizim için kampanyayı başladığımızda en önemli olan şeylerden bir tanesi tasarruf finansını doğru anlatabilmek. Evet. Çünkü gözlemlediğimiz kadarıyla kategorinin kendi içerisinde bu zamana kadar tasarruf finansını anlatırken belli kolaylıklara kaçılmış ya da tuzaklara düşünmüş. Burada önemli olan değer doğru ne zaman bu şeyi, araç ya da evi ne zaman alacağını insanların anlamasıydı. Fikrin en kritik bizim tüm süreci içerisinde ince ince dokuduğumuz, ince ince işlediğimiz şeylerden bir tanesi buydu. İkincisi, burada fikir olarak en çok önem verdiğimiz şeyin bir pozitif duygu yakalamak olduğuna karar verdik. Evet, Tünay Hanım'ın biraz önce bahsettiği gibi plan yapmak çok önemli. Bizim hepimizin hayatında aslında plan var. Yani bu pandemi dönemi planlarımızı biraz aksattı ama evet, plan yapmak hayatımızda var. Ama bu planları belli hayaller içinde yapıyoruz. O hayallerin peşinden koşan ama plan yapmaktan vazgeçmeyen insanların yanında olduğumuzu bizim söyleme ihtiyacımız vardı. Ve aslında kampanyamızın çıkış noktası da buralardan oldu. Geldiğimiz noktada kampanyanın kendi özünde bir pozitif duygu hep yakalamak istedik. O bizim için çok önemliydi. Hatta kampanyanın şeyinde tüm filmlerin biraz sonra seyrederiz. Yüksek ihtimal filmlerin içerisinde müzik olarak biz Çiçek Abbas, Cahit Berkay'ın müziği Çiçek Abbas. Orayı biraz anlatsana izlemeden şöyle, filmi. Hatta fikrin çıkış noktasında da ben o hikayeyi çok seviyorum. Tüm bu işin başlangıcı bir hayalini gerçekleştiren ama bu hayalini gerçekleştirirken de bir plan yapmış insanların hayatını anlatırken arkada çalacak olan müziği Çiçek Abbas olarak hayal ettik. Çiçek Abbas'ın ana film müziği hayal ettik. Neden öyle oldu aslında? Ben o şey lafını çok sevdim. O Çiçek Abbas filminde de filmin genel hikayesine baktığınız zaman bir hayal kurma ve bu hayalin peşinde koşan insanın şeyi vardır. Biz Türk insanının özünde de aslında bu hayal kurma var. Onu bir şekilde bir yerde yansıttığımız zaman, yani şu anda modern Türk insanının kendi hayatında olan hayallerini de bir şekilde o pozitif duyguyu verebilirsek, belki bazılarına "aa bak bu filmde ne güzeldi, hatırlar mısın o filmi" hissini de verebilirsek bizim için çok değerli olur dedik. Ve böyle bir oradan da güzel bir anı hikaye oldu. Genel duygu, bir pozitif duygu yakalama çabası, hı hı, vardı. Kampanya çıktığımız dönemde bizim için bir fırsat oldu o da. Böyle çok satış odaklı, gel al, gel al, gel al, gel al diye bağıran markaların iletişim yaptığı bir dönemde biz daha ne istediği belli, hı hı, planı yapılmış, planlanmış ve programlanmış bir kampanya aslında yaratmış olduk. Ben burada hani bir parantez açıp da aslında bir evime o anlamda teşekkür etmek de istiyorum. Çünkü bir evim yeni bir reklam veren olarak kabul edebiliriz. Ama tüm süreç içerisinde başından sonuna kadar bu kampanya planlanmış, programlanmış. Tam kampanyanın ana lafındaki plan lafı geçiyor. Aynı şekilde planlanmış, programlanmış bir iş olarak devam etti. Hatta normalde biz kreatifler çok sevmeyiz bu testleri, fikirler sunulduktan sonra bizi biraz stres eder. Ama bizim kampanyadan önce bir araştırma yapıldı. Araştırmanın hemen arkasından filmlerimiz teste girdiler. Test sonuçlarına göre ufak revizyonlar aldılar ve böyle devam ettik. Tüm sürecin bu kadar planlanmış, programlanmış olması, oradaki ortaya koyulan vizyon da bence çok değerli. O yüzden ben de teşekkür etmek istiyorum. Anladım. Hocam, yani çok titizlikle hazırlanmış, evet, filmler belli. Bir izleyelim arkadaşlar. Kafamda yaptım planı. Atacağım mesajı Ayşem'e. Ki kendisi nişanlım olur. Diyeceğim ki çık dışarı geliyorum. Seneye bu zamanlar yavaşça arabayla yanaşacağım yanına. Sonra basacağım kornaya. Zaten onun o şaşkınlığı, neşesi bana bir ömür yeter. Nasıl yer arabamız? Hadi gel. O çok sevdiği dondurmacı var. Uzak diye gidememiştik.
Ona gideceğiz. Sizin gelecek için bir araç planınız varsa bizim de size uygun bir tasarruf planımız var. Hayalinizdeki arabaya kavuşmanız için çalışma bedelinde hoş geldin fırsatı sizi bekliyor. Birlikte mümkün. Geçen Ahmet dedi ki ev sahibiyle konuşup şu evin banyosunu mu değiştirsek ne dersin? Ay yok yok dedim, gerek yok. Bir şaşırdı bu tabii. O değiştirelim diyecek, ben hayır diyeceğim. Olacak iş değil normalde. Ama ben planı yapmışım. Hayırdır Ayşegül dedi. E dedim istersen seneye yeni evimizin banyosunu değiştirelim. Sizin gelecek için bir ev planınız varsa bizim de size uygun bir tasarruf planımız var. Hayalinizdeki eve kavuşmanız için çalışma bedelinde hoş geldin fırsatı sizi bekliyor. Birlikte mümkün. Evet, birlikte mümkün. Peki nasıl buldunuz? Yani verilen brief karşılığında hedef yerini buldu mu? Ne yaptınız? Çünkü zannedersem 51 ildesiniz aynı zamanda. Evet, biz şubemizle 51 ildeyiz. O da çok ciddi bir rakam yani, evet. Yeni bir başlangıç için. Bütün böyle bir değerlendirirsek iletişim kampanyasını nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani mecralara dağılımıyla da. Tabii bakarsak ki. Televizyon dışı, tabii ki sosyal medya olmadan olmuyor artık. Mümkün değil. Şimdi aslında 5. yaşının sonunda böyle bir ulusal kampanyayla kendini ve yaptığı işi anlatma ihtiyacı oluştu. Bir yeni başlangıç bizim sürecimizden kaynaklı. Biz briefimizi verirken tasarrufu doğru anlatmaya ihtiyacımız var. Artık devir her şeyin hemen alındığı bir dönem. Bir şey istiyorsunuz hemen gidip geliyor. Alıyorsunuz. Ama o hemen almanın da bir takım yükleri var bize. Daha çok borçlanıyoruz. Şimdi ev almak için, araba almak için aynı sistemin içerisine girmek zorunda değilsiniz. Hemen alayım, hemen alayım. Yarın ev almak durumunda değiliz ama ev almaya dair planlarınız var. Biz bunu doğru anlatmak istiyoruz. Önce bir hayal edeceksin. Evet, bir hayal edeceksiniz. Bizimle birlikte planladığınızda o hayal artık bir hedef haline geliyor. Bu noktada Ozan Beyler bu briefin tam karşılığı iki senaryoyla geldi ve senaryodan daha da önemlisi gelecek için bir planınız varsa bizim de sizin için bir tasarruf planımız var lafı bizim bütün hizmet sürecimizi çok net ve çarpıcı biçimde ifade eden bir cümle. Öncelikle aslında biz bunu satın aldık bu fikrin içerisinden. Bir de hayatın içerisinde iki tane çok güzel, dinlemeye değer, ya bunun devamı ne olacak bile dedirten iki tane hikayemiz var. Bir nişanlı çiftimiz var. Dondurmacıya götürmek istiyor nişanlısını. Evet ya. Çok tatlı bir hikaye. Gidiyorlar mı? Öğreneceğiz mi sonra? Gidiyor, dondurmacıya gidiyorlar. Planlarımız var diyelim, devamını açık etmeyelim. Evet. Araştırmanın sonucunda da zaten reklamın hatırlanma unsurlarının arasında hikayenin bu çok güzel duygusal alanları çok güzel çıkıyor. Markaya çok güzel örtüştürmüş durumda. Dolayısıyla verdiğimiz briefin karşılığını bir reklam kabiliyeti, reklamcı kabiliyetiyle aldık. Araştırma sonuçları da zaten işin açık tarafı bunu çok net gösteriyor. Biz Ekim ortası gibi başladık. Kasım sonu gibi kampanyamızın ilk fazını tamamladık. Ve akabinde yaptığımız tüm post testlerde 5 puan kadar bizim marka bilinirliğimize bir katkısı olmuş durumda kampanyamız. Peki bir şey söyleyeceğim. Son 3-4 dakikaya da giriyoruz. Şimdi sen tabii çok sektöre yabancı biri olmadığın için hani çok net, çok iyi anlamış olabilirsin ama sizin ekip yani 51 ildeki bayiler, işte bu hizmeti verenler ya biz ne yapıyoruz, ne ediyoruz falanmış, aa falan gibi durumlar hiç geldi mi? Yani dediğin gibi bu şimdi böyle bir tek söylemle olduğu zaman hani ya, anlaşılır bir şey dedi. Yani bunu anlatmak lazım, konuşmak lazım. Reklamlarda belki ne bileyim işte bir takım podcastlerle, onlarla bunlarla bu işin anlatılması lazım. Orada nasıl bir yani 51 ilden gelen sesler nasıldı? Şöyle bu bizim gördüğümüz, şu an konuştuğumuz yer görünen yüzü. Bunun arkasında 2 yıllık bir çalışma var. Biz buradaki dili... aslında öncelikle iç iletişimde 1200'e yakın çalışanımız var. Tüm şubelerimizde tasarruf finans uzmanlarımız var. Öncelikle onlarla beraber zaten biz bu noktaya geldik. Altyapıyı daha önceden oluşturmuştuk. Onların hepsi zaten hazırdı bu sürece. Dolayısıyla biz aslında çıkıp yüksek sesle konuştuğumuzda 100 şubemizde biz buna hazır bir vaziyetteydik. Nitekim de gelen talepleri artık bu ortak dille yanıtlıyor hale gelmiştik. Hani bu anlamda hazırlığımız sadece reklam kampanyası öncesi değil, takribi ortalama 2 yıldır
bu hazırlık sürüyor bizde. Tamam. Yani devam etmesi pandemiyle birlikte gerekiyor. Başlamış bir süreç. Evet, evet. Peki hangi mecraları kullandınız? Yani tabii ki televizyon döndü, dijital çok ağırlıklı vardı. Dijitalin bir bölümünde de performans açısından yönettik oraları. Onun dışında outdoor kullandık, radyo kullandık. Yani bayağı bir evet, böyle görüyorum. Bir... Beşiktaş'ta bile bir yerde kocaman bir doğru. Onun dışında şubelerimiz bizim tabii çok büyük outdoorlarımız. Oralarda çok etkin biçimde kampanyanın yaygınlığını arttırdık. Ama dijitalde çok iyi bir planlama yaptığımızı çok net söyleyebilirim. Her dijital varlığımızda hem kampanya hem de kampanyanın alt mesajlarını biz farklı içeriklerle düzenli olarak iletişimini sürdürüyoruz. Peki bir finansçı gözüyle de yatırımcı gözüyle de izleyicilerimize ne tavsiye ediyorsun yeni yılla birlikte? Şöyle. Ne yapsınlar yani ev alacak olan varsa, hayalini kuruyorsa, araba alacak olan varsa ne diyorsun yani? Çok kolay bir başlangıcı var. Tasarrufa bugün başlamak lazım. Evet, duydunuz valla. Bugünden başlayın. Çünkü bir şey kaybetmiyorsunuz. Bugün tasarruf etmeye başladığınızda çünkü yola çıkmış oluyorsunuz. Bir yola çıktığınızda muhakkak o yol bir yere varır. Hedefinizi doğru koyduysanız ve doğru planlama yaptıysanız bugün yola çıkmanız sizi o hedefe kesin götürüyor. Benim burada herkese bir artık finansal bir şirketin sorumluluğunu bir iletişimci olarak almış bir kişi olarak temel tavsiyem bugün tasarrufa başlayın. Ağzınıza sağlık. Teşekkür ediyoruz. Teşekkür ederiz. Tasarruf zamanı. Evet, artık devir öyle. Ve bu tip firmalara da ihtiyaç var. Kesinlikle. Peki, teşekkür ediyoruz tekrardan. Teşekkür ederiz. Evet sevgili izleyiciler, bir reklam arkasının daha sonuna geldik. Hepinize sağlıklı, mutlu bir hafta sonu diliyoruz. Haftaya yılın son programında sürprizlerle görüşmek üzere. Hoşça kalın.